Herkese selamlar. Öncelikle bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel bayram geçiriyorsunuzdur diyeyim. Gerçi ne kadar güzel olur o da tartışmak konusu ama inşallah en azından bir sonraki bayram sevdiklerimizle birlikte huzurlu, güzel bir bayram geçiririz inşallah. Herkese sağlık sorunlarının ortadan kalktığı bir bayram görürüz diye. Hepinizin bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah. Olabildiği kadar sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur diyelim. Biz de bu bayram sizlere eşlik edelim dedik. Hem bir bayram kutlaması olsun hem de genel son dönemdeki bu yatırım alışkanlıklarını konuşalım istedim. Ama öncesinde başlamadan Üst Üstad'a da bir söz vereyim. Bugün beraberiz. Bu arada ben Üzeyir Doğan, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Mesut Kurt, Yatırım Danışmanlığı birimizde müdür arkadaşımız. Beraberiz, aynı ekipteyiz. Sağ olsun, birlikte yürütüyoruz bu işleri de. Bugün beraber bir yayın yapalım dedik. Zaten yayınlardan tanıyorsunuzdur Mesut'u da. Ben sözü de ona da bırakıyorum. Ardından sohbetimize başlarız. Çok teşekkürler. Herkese iyi bayramlar. Sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum ben de. Gedik Yatırım Danışmanlığı birimde çalışıyorum. Üzeyir Bey'le birlikte zaten teknik analiz yayınlarımızda, gün ortası yayınlarımızda sürekli birlikteyiz diyelim. Üstad, sana bırakayım sözü. Tamam. Yani bugün arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birebir hisse senedi cevaplamayacağız. Yani o nedenle sizden ricam hisse senedi sorular sormamanız. Arada kaynamasın çünkü diğer sorular. Biraz daha genel piyasa dinamiklerini, bu son dönemdeki piyasanın genel hareketlerini, yatırım alışkanlıklarını, bu yeni halka arzlarla ilgili süreçleri, belki piyasadaki işte son dönemdeki gündemde olan konular, hem sektörel bazlı hareketler, hem işte sanal paralar vesaire gibi biraz daha genel bir değerlendirme yapıyor olacağız. Umarım seste bir problem yoktur. Ses soranlar vardır. O nedenle yani genel itibariyle gördüğüm kadar bizim arkadaşlar seste problem yok diyor ama seste problemi olanların en azından yayını kapatıp açmalarında tavsiye ederim. Biz dediğim gibi bugün genel bir sohbet yapıyor olacağız. Sizlerden gelen soruları da cevaplıyor olacağız. Ama ilk etapta rutindir, alışkanlıktır. Şöyle bir genel bir piyasa değerlendirmesiyle başlayalım. Biz kapalıyken ne oldu? Şu anda piyasalar nereye gidiyor? Biraz onlar da konuşalım istersen Mesut. İstersen tabii ben başlayayım o tarafta. Tabii. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere bu tarafta genel itibariyle piyasaların biraz hafif de olsa satış eğiliminde olduğu bir hafta görmüştük. Ve hafif bir rahatsızlık söz konusuydu piyasanın genel itibariyle. Yurt dışında da keza aynı şekilde. Özellikle yurt dışı tarafına baktığımızda burada ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri öncülüğünde sert satışlar başlamıştı ve o sert satışların devama yayıldığını gördük. Diğer hisse senetlerinde de hızlı hareketler getirdi. Hem Asya tarafında hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında genel itibariyle satıcılı bir tablo gördük. Biz kapalıyken yine 12 Mayıs'ta Perşembe günü yine satışların piyasada devam ettiğini gördük yurt dışında da ama son gün, haftanın son günü genel itibariyle bir tepki hareketi vardı. Biz de bu esnada da kurda önemli hareketler gördük. Yani kur uzun bir aradan sonra ilk defa 8.40 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu açıdan aslında bir miktar dikkatli olmayı gerektiren taraf haline geldi. Yani ara dikkat etmemiz gereken konu biraz daha orası haline gelmeye başladı. Buraya dikkat ediyor olacağız. Yani önümüzdeki dönemde bir miktar kur hassasiyetinin piyasa üzerinde de olumsuz baskılarını görebiliriz. Yani benim açımdan dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi o. Özellikle 8.50'nin üzerinde olacak kapanışlar bir miktar risk algısını arttırabilir ve bu tarafta bir miktar olumsuz bir seyir oluşturabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Üstad bu tarafta? Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani kurdaki atak ki 8.50'leri test ettik. Bir miktar baskı yapabilir. Ama buradaki benim düşüncem şu, biz uzun bir süreden beri, son 2 aydan beri yurt dışı piyasalardan negatif ayrışmıştık.
Hani yurt dışı piyasalar negatife döndüğü zaman biz en azından tutunma sağlayabilir miyiz? Onu bir görmek lazım. Benim burada da dikkat ettiğim nokta dolar bazlı endekste. Biz yani 160-170'li seviyelerdeyiz dolar bazında. Orada 125-135 bantı çok önemli bir destek. 2008'den itibaren 2008 desteği. Oradan dönüşler görmüştük. 2018-19-20'lerde de görmüştük. Çok yakın bölgedeyiz. Hani belki bir miktar pozitif ayrışma görebilir miyiz? Ona bakmak lazım. Aynen. Yani burada biraz bu tarafa dikkat etmek gerekiyor. Elbette genel itibariyle bir miktar baskıdan bahsediyoruz ama geçtiğimiz haftalarda üstad sen de gördün. Çok fazla sektörel ayrışma gördük. Yani biri yukarı giderken diğeri aşağı gitti. Biri aşağı giderken işte diğerini yatay seyrettiğini gördük. Elbette bu ayrışmaları da biraz daha önümüzdeki dönemde görüyor olacağız. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani topyekün bir iyimserlik ya da topyekün bir satış yerine biraz daha bu tarafta sektörel ve hisse bazlı ayrışmaları da görüyor olacağız diyebilirim. Burada aslında bizim BIST 100 için ben günlük bültenlerde de çok sık bahsediyorduk. Haftalık bültenlerde de keza aynı şekilde. Aslında son dönemde teknik çok güzel çalışıyor. Yani seviyeler neredeyse birebir deyip dönmeler gerçekleşiyor. Yine geçtiğimiz hafta en yüksek gördüğümüz seviye 1462 idi. Bu seviye bizim aslında tarihi zirve olarak nitelendirdiğimiz bu Merkez Bankası Başkanı değişimi öncesinde gördüğümüz zirve seviyeyle Merkez Bankası değişiminden sonraki ikinci gün gördüğümiz dip seviye, yani bu seviyelerde referans olacak olursak 1589 ile aşağıda 1256 arası. Bu seviyelerin geri dönüşünde %61.8 seviyesinin bulunduğu seviye 1462 idi. Yani endeks oraya kadar değdi ve döndü. Daha sonrasında da bir tekrar son günde de yarım günlük seansta da bir miktar burada satışların geldiğini gördük. Bu açıdan baktığımızda dediğim gibi dinamik teknik olarak çalışıyor. Yani haber akışları elbette yoğun olacak ama grafiklerden de çok fazla kopmamak gerekiyor. Yani benim şahsi kanaatim 1472 burada 1462 pardon önemli bir seviye. Yani haber akışından bağımlı ya da bağımsız bu bölgenin üstü kapanışlar pozitif algıyı ciddi manada hareketlendirebilir kanaatindeyim. Ama buranın altında kaldığı sürece bence bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Buranın altında çünkü bir miktar ibre bana kalırsa düzeltmenin aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini işaret eden noktalar olacak. Bu nedenle en azından benim referans noktam bu hafta için 1462 olacak. Bunun üzerinde ya da altında olmasına göre de bu hafta stratejiyi güncellemek gerekir diye düşünüyorum. Senin öyle dikkat çektiğin bir nokta var mı Mesut? Var. Aynı kullandığınız seviyeler. Yani %61 FIBO seviyesi. Haftanın ilk önemli desteği de 1423. Geçen hafta hatta ABD tarım dışı istihdam verisi ki piyasaları yukarı force ettiydi. Tam 1423 bizde çoğunlukla bahsettiğimiz bir bölgeydi. Haftanın ilk destek bölgesi yukarıda da 62 seviyesi, 1462-63 seviyesi. Bu bantlara dikkat etmek lazım hafta üzerinde ama 63'lerin üzerinde genelde bir geri dönüşün %61 FIBO'nun üstünde tutunması halinde trendin tersine döndüğünü görürüz. O açıdan da dediğiniz gibi 1462'li seviyelerin üstünde tutunma çabası endekste belki yeni bir zirveye doğru hareketlenmeyi gösterebilir. Kur tarafında aslında girişte biraz bahsettik ama yani hatırlanacak olursa Kasım ayında bir 8.40'ın üzerinde bir kapanış vardı. Haftalık kapanış 8.52 idi. Sonrasında bir daha 8.40 üstü kapanış görmemiştik. Bu hafta yarım bir haftaydı. Belki onun da etkisi var. Yani biraz piyasanın da gelecek hafta derinlik kazanmasıyla, likidite kazanmasıyla bu tatil ortamının ortadan kalkmasıyla belki değerlendirmek lazım. Eğer bu 8.40 üzeri kapanışlar, hele ki 8.50 üstü kapanışlar orada da benim referans noktam olur. Eğer 8.50'nin üzerinde kapanışlar görmeye başlayacak olursak günlük tarafta da ben bir miktar bu tarafta da dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim deyip. O tarafta senin ekleyeceğin bir şey var mı? Aynı seviyeler. Bahsetmeye gerek yok. Aynı seviyeler.
Aslında burada biraz yatırım alışkanlıkları dedik. Biraz da ondan bahsetmek lazım. Çünkü gerçekten sen de takip ediyorsun, yatırımcı sayılarında inanılmaz bir artış yaşadık. Yani sermaye piyasalarının, ben aslında daha önce hep şöyle şeyler okuyordum. Yani Türkiye'de sermaye piyasası yatırımcısı, hisse senedi yatırımcısı 1 milyon 100 bin civarında bir yatırımcıya sahip. Ve bu yatırımcı 3 aşağı 5 yukarı piyasanın iyi olduğu zamanlarda 100 bin artıyordu. Kötü olduğu zamanlarda da 50 bin 100 bin azalıyordu. Ben daha önce bazı sunumlar yapıyordum ve sunumlarda hep şunu kullanıyordum. Yani yatırımcı sayısının arttığı dönemlere bakıyordum. 2010 sonrası dönemde baktığımızda zaten birkaç dönem var. 2013'te yatırımcı sayıları çok hızlı artmış. İşte 2018'in sonu, 2019'un başında yatırımcı sayıları artmış. Ve işte geçtiğimiz yılın yatırımcıların sayısında yine ciddi artışların olduğu dönemlerdi. Ve bunu hep şöyle yorumluyordum. Ne zaman piyasa tarihi zirvelerine yaklaşsa yatırımcı sayısında bir artış oluyordu. Yani bu 50 bin 100 bin artış oluyordu ve biz sermaye piyasasında yatırım sayısı artıyor falan diyorduk. O yeni gelen yatırımcı kitlesiyle beraber endeks zirvelerini görüyordu. Çünkü bir dışarıdan bir yeni fon girişi oluyordu. Ve o fon girişiyle zirve görüldükten sonra da tekrar bir düşüş başlıyordu. Ve bu yeni gelen yatırımcı kitlesi sermaye piyasalarına geldiğine geleceğine pişman olup tekrar gidiyorlardı. Bir dahaki zirveye kadar da onları göremiyordu. Geçtiğimiz yıl aslında farklıydı durum, biraz daha farklıydı. Yani yatırımcı kitlesi özellikle Mart'tan sonra çok artmaya başladı ki Mart'ta endeks aslında ciddi bir dip gördü bu pandemi sürecinde yaşadığımız dönemde. Ve sonrasındaki yükseliş yatırımcı sayısı, ki öncesinde aslında yine bakarsan o zirveler biraz yatırımcı sayısı getirmişti. Yani biz 2020 Mart diyoruz ama yatırımcı sayısı aslında 2019'daki o zirve yürüyüşünde artmaya başlamıştı. Yine aslında klasik döngüydü. Yeni yatırımcı geliyordu. Endeks yeni zirveler yapıyordu. Ardından pandemi patladı. Bu sefer yatırımcılar küsmedi. Yani daha öncekilerin aksi bir durum oluştu. Pandemideki düşüşten sonra evden çalışmanın da belki katkısı oldu. Ciddi bir yatırımcı artışı gördük ve inanılmaz bir yatırımcı seferberliği gibi oldu. Yani hiç görmediğimiz bir yatırımcı aklına oldu. 1 milyon 1 milyon 100 bin civarındaki yatırımcı varken yatırımcı sayısı bugün yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 100 bini geçti herhalde. 2,5 milyon en son. 2,5 milyon en son. Yani evet. Artık biz rakama yetişemiyoruz yani, o duruma geldi. Şu anda 2,5 milyon yatırımcı var. Ama sermaye piyasasının yani bölüşüldüğü pasta o denli büyüdü mü? O tartışma konusu. Ben bundan birkaç yıl önce 2018'de herhalde bir sunum hazırlamıştım. Sermaye piyasalarının gelişimiyle ilgili. O dönemde de daha önce acaba sermaye piyasalarında ne olmuş, ne bitmiş diye şöyle eski sunumlara falan bakayım dedim. İşte karıştırıyorum. Bir tane sunum buldum. 2003 yılında hazırlanmış. Ve sermaye piyasalarıyla ilgili sermaye piyasalarının gelecek 10 yılı altında bir çalışma. Yani bir projeksiyon çizilmeye çalışılmış vesaire. Şöyle bir cümle vardı. Diyor ki 2003 yılında Türkiye'deki tasarrufların hisse senetleri kısmında değerlendirilen oranı %5 ila 6 arasında seyretmektedir. Gelecek 10 yıl içerisinde bu oranın %10 ila 15 arasına çıkarılması hedeflenmektedir diyor. Sene 2003 bunu gördüğümde sunumu. Aradan geçmiş 15 yıl, 2018'de ben sunumu hazırlarken şu an durum nedir acaba diye baktım. Ben de şöyle başladım yani. Sermaye piyasaların, işte toplam tasarrufların hisse senedi tarafında değerlendirilen kısmı toplam tasarrufların %5 ile 6 arasında seyretmektedir. Şimdi 15 yılda bir arpa boyu yolu gidilmemişti. Şimdi bir miktar hareketlilik var. Kısmen bireysel emekliliğin katkısı, kısmen fon piyasasının çeşitlenmesi ve şimdi yeni gelen halka arzlar bir miktar tasarrufları sermaye piyasasına, hisse senedi tarafına çekiyor. Ama bunda ne kadar başarılıyız bunu zaman gösterecek. Çünkü bu halka arzlar başarıya ulaşması, bu gene yatırımcıların burada kalıcı olması bizim önceliğimiz haline gelmesi lazım. Ve burada biraz gayret göstermek lazım diyerek sözü sana bırakayım. Özellikle bu yeni halka arzlar tarafında senin düşüncen ne, yine onlar üzerinde de bir miktar burada konuşuruz. Tabii öncelikle sade bu son dönemdeki müşteri, yatırımcı artış sade Türkiye özel değil. Pandemiyle birlikte dünyada da aynı şekilde
bir yatırma tasarruflarının yatırıma dönüşüm hızını gördük ve ciddi anlamda yurt dışı piyasalarda da yatırımcı yükselişini gördük ama Türkiye'deki biraz daha fazlaydı dediğiniz nedenlerden dolayı, çünkü biz çok uzun seneler aynı şeyi, ben de şöyle ekleyeyim, 2000'lerin başında yani 2000'li senelerde 1 milyon 1 milyon 100 bin arasındaydı borsadaki yatırımcı sayısı. Ama alt detaylara baktığımız zaman bunun 500-600 bini sıfır hesaplı. Yani baktığınız zaman aktif hesap sayısı bile çok azdı. İşte pandemi döneminde, hatta 2019 işte Eylül'lerinde başlayan bir yükseliş trenine girmiştik. Ve pandemiyle birlikte işte şu anda 2,5 milyona geldik. Tabii bunu etkileyen faktörler var. Dünya piyasaları, yani dünyadaki gelişim. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Son 6 ayda, hatta 5 ayda işte Mayıs saydığımız zaman 2020 sonunda 2 milyon yatırımcımız varken halka arzlarla birlikte 2,5-2,600 yani %25-30 arasında bir yükseliş kaydettik. Bunda halka arzların tabii ki son dönemlerde herkes biliyor ciddi anlamda bir talep geliyor. Yani artık şirket veya halka arz olacak şirketleri değerlendirmekten ziyade ismini bile bilmeden sadece kulaktan dolma veyahut da bir önceki halka arzlarda işte sürekli yükselen bir trendde olması nedeniyle biraz da bilinçsiz şekilde işin gerçeği talepler geliyordu. Ama son dönemde bu da maalesef zararla birlikte, yatırımcı zararıyla birlikte bir miktar tabii ki azalma görüyoruz. Evet, yani bu halka arzlar gerçekten yani öyle bir algımız var ki, yani ifratla tefrit arasında gidip gelme dediğimiz döngü söz konusu. Özellikle yeni yatırımcı kitlesinde şu var ya, sonuna kadar borsa ya işte bir anda böyle öldüm bittim yıkıldık biz ne yapacağız modundaki arkadaşlar. Yani her şeyin bir doğası var. Bu hangi şirket ya da hangi ürün olursa olsun, yani ben hep örnek veriyorum. Yani benim şu telefonum işte 6 yıllık bir telefon, bunun bir değeri var. Yani ben bunu size hadi diyelim ki piyasadaki ederi şu anda bunun ikinci el olarak 1000 lira diyelim. Ben bunu size 1500 liraya, haydi diyelim ki 2000 liraya sattım dedim ve 1 lira alıcı gelebilir. 500 liraya geldi koyduğun zaman daha fazla kişi talep edebilir. İşte 2000 liraya koyduğunuz zaman daha az kişi talep edebilir ama bu telefonu 10.000 liraya satıyorum dediğim zaman eğer birileri talep gösteriyorsa orada ciddi manada bir problem var demektir. Yani bu telefon 10.000 lira etmez. Bunu da herkes bilir. Basit bir telefon yani. Aslında bunun geçmiş fiyat grafikleri falan da yok. Yani Google'a yazsanız bu nedeni nedir diye 3 aşağı 5 yukarı görürsünüz. Yani hisse senetlerinde durum çok farklı oluyor. Yani hisse senedine baktığınızda hisse senedi grafiği işte 1 liradan başlamış 50 liraya gitmiş, 2 liradan başlamış 30 liraya gitmiş. Hani burada hep bir şey oluyor. Yani 30 liraya giden 50 liraya gidecek, 50 liraya giden 100 liraya gidecek gibi bir algı oluşuyor. Yani bakıyorsunuz işte bir tane şirket, atıyorum bir holding bakıyorsunuz, işte Türkiye'deki en iyi holdingler ya da en büyük holdingler kimler diyelim, Koç, Sabancı. İşte bakıyorsun Koç işte bir defter değeriyle işlem görüyor, Sabancı 0.50-0.60 defter değeriyle işlem görüyor. Adını nisanını bilmediğin başka bir yere geliyorsun, karlılık olarak falan değişik oluyor, çok bambaşka bir yerde fiyatlama görebiliyor. Yani burada bu ayrımlara dikkat etmek lazım, değerleme nedir buna bakmak lazım ya da demir çelik sektörü çok revaçta bir sektör. Demir çelik sektörüne bakıyorsun. Çok iyi şirketler var. İşte Ereğli var, Kardemir var, İskenderun Demir Çelik var diyelim. Bunların belli bir fiyatlaması var. Bir de bakıyorsun işte zararla sonuçlanan faaliyetleri, yatırımcısını sürekli üzen bedeller vesaire gündeme gelen şirketler. Bir bakıyorsun fiyatlama bambaşka bir boyutta ama yatırımcının tüm hikayesi orada. Yani ben yeni giren yatırımcı kitlesinin gerçekten yatırım amaçlı girdiğine de çok fazla inanamıyorum. Yani gerçekten o açıdan çok büyük sıkıntılar olduğu kanaatindeyim. Çünkü gerçekten halkımızda kısa sürede zengin olma, bir yerden voleyi vurabilme beklentisi var. Bu voleyi vurabilme beklentisini nerede görüyoruz? İşte sanal paraya olan ilgilerde görüyoruz. Hani ben ona sanal para demek bile istemiyorum ama piyasadaki adıyla sanal paralar diyelim. Oraya ilgiden görüyoruz. Yani bir bakıyorsun yatırımcı orada inanılmaz hesaplar açılmış. Türkiye'de şu an sanal para hesabı olan herhalde bir sermaye piyasası yatırımcısı kadar kişi var diye tahmin ediyorum. Yani fazla, en son rakamlar 3,5-4 milyon civarında yani Bitcoin kripto paraları yatırım, ki biz işte 20-25 seneden beri borsaya
yeni bu şeye 2,5 milyonu yakaladık, seviniyoruz. Çok kısa sürede işte 3,5-4 milyon yatırımcı. Bu arada araya gireceğim ama şöyle, yani bu pandemi, işte pandemi döneminde yapılan araştırmalarda zaten yatırım değişiklikleri, farklılıkları gözüküyor. Örnek olarak nedir? Gençlerin ilgisi artık, genç yani Z kuşağı diyelim, Y ve hatta Z kuşağı daha çok kripto paralarda tasarruflarını değerlendiriyorlar. Düşük parayla daha fazla getiri sağlama amacı. Zaten pandemi öncesi veya sonrası fark etmez. Biraz önce siz de söylediniz. Yani yatırımcının, özellikle bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı diyoruz. Buradaki temel şey şu. Az bir sermayeyle kısa sürede çok para kazanmak. Bunu hepimiz de yaşadık aslında. Tamam mı? Son dönemde gelen, ki bu halka arzlara ilgi de bu nedenle, son dönemde gelen yatırımcıların çoğu bir miktar sermaye piyasalarından uzak, yani bilinçsiz, finansal okuryazarlığı çok kısıtlı olan yatırımcılar geldi. O yüzden de örnek olarak söyleyeyim, günlük yayınlar yaptığımız için artık tepkilerden, sorulardan bile fark ediyoruz. Zirvelerden %2-3 düşüş gördüğümüz günlerde bile bütün sorular şu battık ettik yorumuyla birlikte sorular geliyor. Yani tarihi zirvelerden %2-3'lük bir düşüşler yatırımcı bugüne kadar hiç, yani son dönemde giren yatırımcı hep borsanın yükseldiğini gördü. Artık böyle düşüşleri de artık öğrenmesi lazım veyahut da bunu artık bir risk olarak bilmesi lazım diye düşünüyorum ben de. Aynen, yani burada o kitle öyle bir, özellikle geçtiğimiz yıl Mart'tan sonra hani tabiri caizse kolay para kazanmaya alıştı ki bunun hep devam edeceğini düşündü. Yani böyle bir piyasa dönemini ben açık söylemek gerekirse hatırlamıyorum. Yani o şeyi bilirsin Mesut, 2002-2008 o dönem mesela borsanın çok ihtişamlı olduğu dönemlerdi. Ama orada bile böyle değildi. Yani orada bile her şeyin bir makroekonomik çerçeveyle ilişkisi, ayağı, şirketlerin karlarının artması, faizlerin düşmesi, yani Avrupa Birliği beklentisi vesaire. Temel hikayesi çok kuvvetliydi. Yani şu an bakıyorsun, ben bazen şirketlerini açıyorum, işte piyasa çarpanlarının tarihsel seyrine bakıyorum. Yani ne olmuş diye. Şu andaki rasyolar halka arzdan bugüne kadar birçok şirketin en yüksek seviyesinde. Bunu gerektirecek temel bir denklem var mı diyorsun? Enflasyon en düşük seviyelerde mi? Değil. Faiz en düşük seviyelerde mi? Değil. Ekonomik istikrar en yüksek seviyelerde mi? Değil. Siyasal istikrar en yüksek seviyelerde mi? Değil. Yani askeri jeopolitik istikrar en üst seviyelerde mi? Değil. Avrupa Birliği ile Amerika ile işte ya da Batı toplumu ile ilişkiler en üst seviyede mi? Değil. Yani bakıyorsun ama şirketler en yüksek tarihi çarpanlarıyla fiyatlanıyor. Yani bunu halka arzlarda da aslında görüyoruz Müslü. Yani ben hatırlıyorum, bundan 4-5 yıl önce bir halka arz yapıldığı zaman firma değeri fabrik rasyosu 6'lar civarında, 5,5-6'lar civarında falan şekillenirdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani benim araştırma müdürlüğü yaptığım dönemlerde de o civardaydı. Yani 6'lar falan. 7 dedim mi biraz işte şey oluyordu böyle. Şu an piyasanın çarpanları da yüksek. Burada bir abartı fiyatlama yok ama yani 10-11'lerle halka arzlar gerçekleşiyor. Neden? Çünkü piyasa da öyle fiyatlanıyor. Yani piyasada da ciddi bir çarpan artışı var. Ama bu artışı destekleyecek o temel argümanı ben bulmakta zorlanıyorum. Tek hikaye dünyada para çok algısı. Ama paranın gidebileceği de çok yer var. Yani bunu da unutmamak lazım. Yani bir an para yön değiştirdiğinde bırakın Türkiye piyasası olarak, Türkiye piyasası içerisinde bile dönüp ana kağıtlara gittiğinde yan kağıtların hepsinin bir anda tarumar olduğunu da görebilirsiniz. Yani bu açıdan değer kavramından uzaklaşmamak lazım. Yani dedim ya, bu telefon ederi 1000 liraysa piyasa koşullarına göre bu 2000 lira da edebilir. Yeri geldi mi kötü şartlarda 500 liraya da düşebilir. Ama bu telefon 10.000 liradan borsada işlem görüyorsa bunu alıp 11 bin liraya ya da 20 bin liraya satarım hayaliyle yaşamak tamamen yazı tura oynamak diyeceğim ama yazı tura da bile %50 şans var. Orada o şansınız yok. O nedenle en büyük risk bu. Yani bizim yatırım alışkanlıklarımızda değer kavramı ortadan kalktı. Eskiden sen de bilirsin, halka arzlar olduğu zaman yatırımcı nasıl talep gösterirdi? İlk başta bir arardı talep, değil mi? Birincisi biz arardık. Yani yatırımcı bile çok nadir. Ben şöyle söyleyeyim. İki tane halka arz vardır. Benim hiç aramadan direkt talep gelen bir Türk Telekom, bir de Halkbank halka arzıydı. Tamam mı?
Yani burada biz aramadan talep gelirdi. Normalde bizler müşteriyi arayıp, müşteriyi aradığımız zaman da bize bilgi sorardı. Biraz önce bahsettiğiniz gibi yani bir firma değerini, favörünü sorardı. Gelecekle ilgili bir projeksiyonu sorardı. İzahnameden bir şeyler sorardı. Buna göre yatırım yapmaya karar verirdi. Ama şu dönemde, son dönemde hepimiz de şahidiz. Yani işte isim bile bilmeyen, denk geldiğim için biliyorum çokça. Yani şirketin ismini bile bilmeden halka arz olduğunu biliyor ama neyin halka arz olduğunu bile bilmiyor ve ciddi anlamda talepte bulunuyor. Ve son aynen, dönemde yani, biz de yatırımcılar tarafta onu çok sık görüyorduk. Yani eskiden ararlardı, iskontosu ne oranda, bu şirketin içi boş mu, dolu mu, işte yönetimde kimler var, projeksiyonlar neler, siz olsanız katılır mı? En çok duyduğumuz soru bu. Yani siz olsanız katılır mısınız? Ya da şöyle mi böyle mi vesaire gibi. Şimdi otomatiğe bağlayanlar var. Yani biz yatırım uzmanı arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Yatırım uzmanına söylenen şu. Halka arz varsa hepsine katıl. Evet. Hepsine katıl. Neye katılıyor? Bilmiyor. Bilmiyor. İşte sonra talepleri gördük. Yani katıldı. 10 liralık şirket 50 liraya 60 liraya 70 liraya gidiyor. 70 liradan 50'ye düştü mü? Patron sahip çıksın, bu hisse niye düştü? Yani hisseyi halka arz esnasında bir değeri belirlemek. O yani çok abartı bir değer oluşmamasını sağlamak. Aracı kurumun da, patronun da, sermaye piyasası kurulunda görevi. Ama sonra 10 liradan halka arz ettiğim şirket 50 liraya 70 liraya gitti diye 70 liradan 30 liraya düşünce patron bu hisseyi geri alsın diye bir hikaye yok. Yani patronun orada amacı zaten sermaye piyasasına o hisseyi 10 liradan satmak, gelen parayla şirketinde yeni bir şeyler yapmak. Niye 10 liradan sattığı hisseyi tekrar 30 liradan alsın ya da 40 liradan alsın, 50 liradan alsın? Yani bunun bir mantığı yok. Ya patron açısından baktığınızda ya da haberler geliyor işte hisse şöyle olmuş, işte patron burada hisse satıyor. Belli bir skalanın dışına çıktıysa, belki patron da rahatsız edecek ya da patronun satmasını elde edecek bir fiyata geldiyse bir noktada patron da hisse satıyor. O zaman soruyu şöyle sormak lazım. Patronu sattığı hisseyi ben niye alayım? Yani bunu da belki şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım bu açıdan bakınca. Bu halka arzlarla ilgili genel sorular hep bunlardı. Biraz bunlara değinmeye çalıştık ama aslında şöyle genel aşamada sorular var. Mesela bir tanesi haftaya nasıl başlarız sorusu. Yani bu klasiktir. Bunu da bir kısaca değerlendirelim istersen Mesut. Çünkü Amerika'da Perşembe günü ciddi satışlar, Cuma günü ciddi toparlanma var. Biz o esnada tatildik, o volatiliteyi görmedik. Acaba pazartesiye nasıl bir başlangıç olur gibi bir algı var. Senin bu tarafta bir fikrin var mı? Kapanış değerlerini çok şey yapmıyorum ama Cuma günü bir toparlama vardı yurt dışı piyasalarda. Gördüğüm kadarıyla kayıpların birçoğunu geri aldı. Hatta DAX endeksi tarihi zirvelere yaklaştı yine. DAX Almanya Avrupa tarafında. Amerika tarafında zirvelerin biraz altında güçlü bir toparlanma vardı. Ama bizim kur tarafında en son kapanış yanılmıyorsam 8.45'lerdeydi. Yani biraz oraya bakmak lazım. Bizim kur tarafındaki o şeyi yükselişe 8.50'nin açılışla birlikte yukarısına doğru bir atak sergilerse bir miktar satışlar görebiliriz. Ama tam tersi tekrar gerileme görürsek ve vadeli piyasalarda tabii ki yurt dışı piyasalar önemli olacak. Zaten biz dar bir bantta son iki gün tutunduk. 1438 altta, 1462 yukarıda ki 1423 işte bahsettiğimiz ara destek. Belki pazartesi itibariyle ilk açılışta bu bant içerisinde bir hareket görebiliriz. Karışık bir açılış da olabilir. Onu da dikkat etmek lazım. Ama şu an gördüğüm kadarıyla çok fazla ETF'ler de, Türkiye ETF'leri de çok fazla bir değer kaybetmedi şu tatil döneminde. O nedenle yataya yakın bir açılış da görebiliriz. Evet, yani belki burada vadelerden biraz etkili olur gibi. Aynen, biraz kur önemli olacak herhalde. Biraz da işte Amerika'daki Cuma günkü toparlanma kalıcı olacak mı? Belki onu da görmek lazım ama. Eğer pazartesi sabah kalktığımızda kur bir anda tekrar 8.30 rakamlara gerilerse bu biraz piyasayı rahatlatabilir ama kur böyle kalırsa biraz bence de biraz dikkat etmek gerekebilir orada. Bu arada Tekirdağ, Kocaeli buralarda şube talebi beklentileri var. Gedik yatırım 81 ilde olsun gibi bir şey olmuş. Şube açılışları devam ediyor. Benim bildiğim bu sene yeni açılacak şubeler de var. İsmini de ben burada zikretmeyeyim. Şu anda açılanlar var. Açılacak olanlar var. Yani Türkiye'nin en fazla şube olan kurumuyuz şu anda. Bu devam ediyor olacak. Ama bir anda 81 ilde olmak belki çok ilk etapta mümkün olmayabilir. Ama
bölüm şubelerde geliyor. Onu da ifade etmiş olayım. Dolar yatırım aracı mı gibi bir soru var. Buna istersen ben mesaj cevap vereyim. Benim gözümde değil, açık söyleyeyim. Ama güzel bir trade aracı. Yani dönem dönem değerlendirilmesi gerekiyor. Yani özellikle faizin çok yüksek olduğu dönemlerde bir taşıma maliyeti var. Yani şu an siz örneğin mevduatta %15-16 risksiz faiz alabiliyorsanız kurda böyle bir senaryoda %25 belki üzeri bir artış beklentiniz yoksa bence risk almayıp faizde kalmak belki daha doğru olabilir. Ama kur öyle bir yer değil. Yani kademe kademe gidip gelen bir yer değil. Yani bir bakıyorsunuz bir hafta 8, ertesi hafta 8.50 olabiliyor. Yani kısa vadede çok ciddi bir potansiyel sunabiliyor. Bence dolar bu açıdan portföylerde dönem dönem yer verilmesi gereken. Keza euro da aynı şekilde, altın da aynı şekilde. Yani şu son yıllarda uzun vadeli yatırım aracıymış gibi oldu. Ama TL'nin geldiği seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda artık al tut değil, dönem dönem al sat şeklinde değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. Ama portföyleri de ben hani dövizsiz ya da döviz türü getirisi sağlayabilecek enstrümanlardan da tamamen uzak tutmanın da çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani bir miktarda portföylerde belki yatırım amaçlı ya da hedge amaçlı diyelim dönem dönem çeşitli döviz enstrümanlarda bulunabilir. Bu altın olabilir belli dönem. Belli dönem dolar olabilir, euro olabilir, eurobond olabilir. Yani alternatife göre değişebilir. Bu açıdan bulundurmakta fayda olduğu kanaatindeyim ama dediğim gibi yeri geldikçe bunları realize edip ürün değiştirmek bence daha doğru bir strateji olabilir diye düşünüyorum. Senin burada söyleyebileceğin bir şey var Mesut? Dolardaki yani Türk halkının yastık altı. Yani biz doları uzun yıllardan beri hani altın ve doları hep tasarruf aracı olarak değerlendirdik ama aslında baktığımız zaman tasarruf değil, yüksek faizde uzun bir süreden beri yüksek faizde yaşayan bir ülkeyiz. Bu nedenden dolayı da yani TL'nin değer kaybını kompanse etsin diye biz bunları taşıyorduk. O yüzden de yatırım aracımı dönem dönem yatırım aracı oluyor ama uzun vadeli baktığımız zaman yani TL her zaman daha cazip gibi geliyor bana. Burada aslında genel itibariyle hani faiz, kur denklemi de söz konusu. Hani bir de Merkez Bankası tarafından faiz indirimi olur mu olmaz mı gibi tartışmalar da var. Yani sorular içerisinde gördüklerimde. Burada aslında önümüzdeki döneme iyi bakmak lazım. Yani Merkez Bankası tarafı da belki yatırım alışkanlıklarımızı faiz özellikle değiştiren bir unsurdu. Yani geçmiş döneme baktığımızda yatırımcı sayısını arttıran unsurlardan bir tanesi de bizde paranın %85'i yaklaşık faizli enstrümanlarda, hatta daha fazlası, yani özel sektör mevduat şeyini fon vesaire koyduğu zaman belki %90'a yakını bu tarz enstrümanlarda bulunuyor. Faize hassas enstrümanlarda. Faiz düştüğü zaman yatırımcı haliyle rahatsız oluyor. Hele ki geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi enflasyon ya da hissedilen enflasyon yüksekken aldığı faiz, net faiz bunun altında kalınca yatırımcı ciddi rahatsız oluyor ve parayı farklı alanlara yönlendirmeye çalışıyor. Kimi zaman bu gayrimenkul oluyor, kimi zaman bu araba alıyor işte, kimi zaman işte dolar alıyor, kimi zaman borsaya sokuyor vesaire. Bunların elbette etkisi oluyor. Şu anda faizler oldukça yüksek ve önümüzdeki döneme yönelik de genel beklenti faizlerin düşeceği yönünde. Aslında burada benim soracağım şu, yani strateji hep benim gördüğüm faizler düşecek ve buna göre bir strateji kurgulanması gerektiği yönünde. Yani Merkez Bankası'nın da stratejisi bu. Şu an soruyu kaçırdım ama izleyicilerimizden bir tanesi şunu sormuş. Yani Amerika'da enflasyon artarken, emtia fiyatları bu denli artış seyrederken biz hep faiz indirimini konuşuyoruz ama aksi olur mu? Aksi olursa ne olur? Yani bunu konuşmak lazım biraz Mesut. Çünkü bu gerçekten yatırım davranışlarımızı değiştirecek ya da Türkiye bakış açısını değiştirecek bir senaryo olur. Yani şu anda Merkez Bankası'nın son toplantılarına baktığımızda benim algım şu oluştu. Yani önümüzdeki dönemde zaten enflasyon düşecek. Enflasyon düşeceği için de biz faiz indireceğiz. Bunu sadece zamanını tartışıyoruz. Yani zaman ne zaman olacak? Ekim olur, Kasım olur. Merkez Bankası'nın o son çizdiği
şeydeki PPK toplantı sonrasındaki notla paylaştığı enflasyon raporunda bahsettiğimiz o enflasyon patikasındaki belirgin düşüş. Orası da Ekim'i gösteriyor. Ekim Kasım'ı gösteriyor. Oradaki belirgin düşüş gelince biz faizi o zaman indireceğiz. Tamam, yani enflasyon ne zaman ineceğine karşı şeyimiz var. Ama tersi olur. Amerika'da faizler artmaya devam eder. Emtia fiyatları öngörülenden daha hızlı artmaya devam ederse, bizde kurlar yukarı yönlü gider ve bir enflasyonist baskı oluşursa ve Merkez Bankası hep şunu söylüyor ya, reel faiz vermeye devam edeceğiz. Yani faiz beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üstünde olacak. Enflasyon beklentilerinde ya da gerçekleşmelerinde mevcut politika faizine yakınsama ya da üzerine çıkma durumu olursa ne olur? Yani piyasaların buna genel reaksiyon ne olur? Belki bunu da konuşmak lazım. Senin bu konuda söyleyeceğin bir şeyler var mı? Var. Şöyle ki dediğine özel mesela biz tüfeğiyle üfe rakamlardaki marjı, yani üretici fiyat endeksi 35'lerin üstüne geldi. Bu da neden etkili? İşte emtialarda işte kur baskısıydı vesaire vesaire. Şimdi dediğin gibi eğer enflasyon dünyada artmaya başlarsa bizde özellikle kurdaki yukarı yönlü atak bir maliyet baskısı yapacak. Maliyet baskısı yaptığı zaman da doğal olarak bizim tüketici tarafındaki enflasyon oranı da yükselecek ve Merkez Bankası faiz indirimi değil belki yükselişine yönünde pozisyon alması gerekiyor. Son dönemde işte bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. İşte geçen hafta içerisinde bir enflasyon yüksek gelmesi yurt dışı piyasalarda nelere mal oldu? Bir de bunun devamını getirin. Burada en güzel şey 2013 dönemini hatırlamak. Ya yani 2013 öncesinde de 2008 sonrasında Fed'in ciddi para bir basımı vardı. 2013'te Bernanke'ydi yanılmıyorsam değil mi? Çıktı dedi ki biz artık çekiyoruz, çekmeye başlayacağız dedi. Çekiyoruz bile değil. Mayıs ayındaydı ki şöyle önemli. Biz Moody's'de işte 4 Mayıs'ta yanılmıyorsam Mayıs'ın ilk haftasında yatırım yapılabilir notu almıştık. Ertesinde ay sonuna doğru da bu Bernanke'nin açıklaması geldi ve bizim borsa endeksinde mesela dolar bazında gördüğümüz tarihi zirveydi orası. Keza şimdi aynı şekilde olursa yani bütün zaten bizim biraz daha belki konuyu dağıttım ama şu dünyada bol para var ve maalesef biz bu dönemde bundan yararlanamadık. Yani borsa olarak da ülke olarak da yararlanamadık. Şimdi bu mevcut paralar bir de geri Amerika'ya gitmeye başlar ise biz o dönemde işte ancak yüksek faiz vererek bunları engellemeye çalışırız. O yüzden de her ne kadar Merkez Bankası'nın tamam projeksiyon aşağı yönlü faiz indirmeye düşürmeye yönlü olsa bile buradaki en ufak bir değişiklik tam tersine işaret eder ki orada da bir miktar borsada bizde endeks bazında veya hisse değerlemeleri bazında maalesef biraz daha baskı altında kalırız. Şunu da unutmamak lazım. 2018'de yanılmıyorsam üstad değil mi? Yine kur atağı vardı. Enflasyon evet. Atağı vardı. Ve faizler yanılmıyorsam %30'a yakın faiz. Yani mevduat veren bankalar vardı yani küçük ölçekli de olsa. Ve borsada biz getiri sağlayamıyorduk. Çünkü %30 ciddi bir iyi bir şeydi, getiriydi. O yüzden de faizlerin artması bizim piyasalarda biraz daha baskıya neden olur. Diye düşünüyorum. Yani. Orada algı da değişebilir. İkincisi de şu, yani eğer o yakınsama gerçekleştiğinde piyasadaki en büyük sıkıntılardan biri bence şu olacak. Yeniden Merkez Bankası faiz arttırır mı arttıramaz mı tartışmasını bence görüyor olacağız. Ve bu denklem çok ciddi manada bir bozulma getirebilecek. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemde bence Türkiye açısından izlenecek en kritik makro veri bu enflasyon rakamı. Yani hele ki Merkez Bankası'nın bu öngörüsünü tersine çevirecek enflasyonun, tüketici enflasyonunun 18'lere, 19'lara yakınsaması Merkez Bankası faiz arttırabilecek mi sorusunu, tartışmalarını yeniden gündeme getirip bu tarafta ciddi bir sorun oluşturabilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor kanaatindeyim. Şimdi yine sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar gördüğümüz sorulara cevap veriyorum. Hisse sorulara cevap vermeyeceğiz zaten. Onun haricindeki sorularla devam ediyor olacağım. Güneş Bey, profesyonel yatırımcılar artık TCM toplantısına sadece
göz ucuyla bakıyor demiş. Evet, yani şu an kısa vade için belki öyle ama birkaç ay sonra bu toplantılar yeniden çok kritik hale gelebilir ve herkes orayı konuşuyor olabilir. Gerçekten Merkez Bankası'nın değişim süreci herkes için bir sürprizdi. Yani yabancı yatırımcının ondan sonraki süreçteki ilgisizliğini çok net görüyoruz. Yani rakamlara da bu yansıyor zaten. Biraz ilgisizler ama sonuçta piyasalar para kazanıyor mu kazanmıyor mu yatırımcı da ona bakar. Yani Türkiye'ye yönelik bir para kazanma beklentisi oluştuğu zaman buradaki Merkez Bankası'nın değişimi olmuş olmamış buna da çok bakmaz. Ama burada yabancının gelmesi için bana kalırsa en kritik konu kur. Yani yabancı yatırımcı kurun yükselmeyeceğine yönelik bir kanaat oluşsun. Burada hisse senedi piyasasına da çok ciddi giriş yapar. Faizi de çok ciddi giriş yapar vesaire. Ama orada onun için belirleyici olan tek şey kurun yükselmeyecek olması. Yani daha fazla yükselmeyecek olması. Buna kanaat getirdiği zaman o girişler devam eder ama henüz daha o kanaatin oluşmasından uzağız bana kalırsa. Çünkü bir bakıyorsun kur 8.15, 8.20, 3 gün sonra bir bakıyorsun 8.50. Yani hep o diken üstünde yaşama beklentisi biraz dikkat etmek gerekebilir diye düşünüyorum bu tarafta. Burada sorulara bakıyorum. Yatırım fonlarına yatırım mantıklı mı? Kur artışlar yabancı fonların düşüşünde koruyucu olabilir mi? Cevaplamak ister misin Üstad? Yani son dönemlerde fonlara ilgi oldukça fazla. Birçok fon çeşidi de oluştu. Eskiden çok daha sınırlıydı. Yine okuduğum bir rapordu. Bu COVID döneminde yanılmıyorsam %10'a yakın yatırım tercihlerinde fonlara, yatırım fonlarına tercihler artmış durumda. Bir de çok daha kolay. Yani siz çok fazla strese girmiyorsunuz. Çünkü biz eğer hisse senedi alalım veya bir enstrüman alalım. Küçük parayla aldığımız için de yani ufak sermayeyle aldığımız için de orada hareketlenmeleri çok bakıyoruz ve biraz da stres yatıyoruz. Ama yatırım fonlarının özelliği de şu. Yani siz oradaki ciddi anlamda bir ilgilenen bir profesyonel zaten bu yöneten kişiler var, uzmanlar var. Çok fazla bu strese kapılmadan orada paranızı değerlendiriyorsunuz. O nedenden dolayı da artık yatırım fonlarına özellikle son dönemdeki bu yüksek getirdi olan yatırım fonlarına ilgi oldukça fazla. Yabancı için o soruyu kaçırdım, sorunun devamını kaçırdım. Kur artışları yabancı fonların düşüşünde koruyucu olur mu? Bunu ben tam anlayamadım soruyu. Yani yabancı fonların dediği yabancı yatırımcıların şeyi mi demek istedi? Orayı tam anlayamadım. Ama fonlara bir ilgi oluyor piyasalarda. Evet, belki şu kastediliyordur. Yabancı hisse senetlerine yapılan fon yatırımlar vesaire. Belki o tarafta etkili olurum diye ama ben de soruyu tam anlayamadım açıkçası. Hı-hı. Ama fonlar çeşitli. Yani döviz cinsi ürünler de var. Yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar da var. Yurt dışı faiz araçlarına yatırım yapan fonlar da var. Orada hem yatırım yaptığınız enstrümanın hareketi hem de kur hareketi burada belirleyici unsurlardan bir tanesi. Burası konuşulabiliyor. Toksik etki ismiyle yazmış ama hisse tavsiyesini kim kime verebilir? Mesela aracı kurum yetkilisi müşterisine hisse önerebilir mi? Hisse önerdikten sonra şikayet edilen müşteri temsilcileri olabiliyormuş. Bu konuyu biraz anlatabilir misiniz demiş. Birincisi şu, yani Türkiye'de sermaye piyasaları tarafında hisse senedi, işte portföy yönetimi ya da yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı vesaire gibi hizmetler yetkili aracı kurumlarla yapılabiliyor. Yani aracı kurumlar aracıyla yapılabiliyor. Yani Ahmet bize grup oluşturdu. İşte kendi aramızda işte sözleşmede oluştuk. Portföy yönetiyoruz. İşte bize hisse öneriyor. Böyle bir yetki yok. Yani diyor ki Sermaye Piyasası Kurulu, eğer biri birine hisse önerecekse, yatırım danışmanlığı yapacaksa, bireysel portföy yönetimi yapacaksa bunu yetkili aracı kurum çatısı altında yapmanız gerekiyor. Yani bu da bir sözleşmeyle oluşturulması gerekiyor. Şimdi bu sözleşme çerçevesinde eğer yatırımcıyla işte yatırım danışmanlığı sözleşmesi varsa ya da genel işte hesap açılış sözleşmesi yapıldıysa müşteri temsilcisi yatırımcısına yatırım danışmanlığının ya da araştırma biriminin sunduğu hisseler içerisinde rahatlıkla hisse önerisi gerçekleştirebilir.
Yani yatırım danışmanlığı birimizin bu tarz bir önerisi var. Araştırma birimizin bu tarz bir önerisi var. Bunları sunabilir. Burada sıkıntılar şundan kaynaklanabiliyor. Ya işte o yatırım uzmanı ya da müşteri temsilcisi diyelim. Bir müşteriyle arasında örneğin yatırım danışmanlığı sözleşmesi olmamasına rağmen ve arkasında herhangi bir rapor, herhangi bir destekleyici döküman olmadı. Kendi kafasına göre ise söyleyebiliyor. Bunlar sıkıntı oluşturabiliyor. Ya da şey olabiliyor. Çalışan, kurum çalışanının o öneriyi yapabilecek lisans yeterliliği olmayabiliyor. Örneğin uzman yardımcısı statüsünde bir personel işte başka yani bireysel portföy yöneticiliğine varacak şekilde hisse senedi önerileri sunabiliyor. Yani bunu geçtiğimiz dönemde SPK'nın çeşitli kurumlara verdiği cezalarda gördük. Yani yatırım danışmanının örneğin düzey 1 lisansı var ama yatırımcıya sanki düzey 3 ve türev araçlar lisansı varmış gibi hisse senedi önerilerinde ya da türev ürün önerilerinde çok rahat hareket ettiği görülüyor. Bunda ceza getirilebiliyor ama onun haricinde aracı kurum çalışanları gerekli lisanslara sahip, gerekli sözleşmeler yapıldıysa ve gerekli destekleyici dokümanlar varsa aracı kurum çalışanları müşterilerine, yatırımcılarına bu hisse önerilerini yapabilirler diyeyim. MSCI Türkiye Endeksindeki hisse sayısı 14'ten 11'e düşürüldü. Çıkarlar 3 hisse, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Sağol gibi güçlü kurumlar. Bu konudaki yorumunuz nedir demiş Nesin Bey. Sen cevaplamak istersin. Hadi cevaplayayım, fark etmez. Yani şöyle, evet, son dönemde zaten uzun bir süreden beri özellikle Çin'in gelmesiyle birlikte, böyle güçlü şirketlerin olmasıyla birlikte artık Türkiye'nin MSCI'deki ağırlığı oldukça azaldı. Yani 1000'de 2'lere kadar düştü. 1000'de 2, 3'lere kadar bu son durumla birlikte düştü. Burada Havayolu, Yapı Kredi, Sağol, mini cap'e, yani small cap'e alındı. Tam şeyini bilmiyorum Türkçe çevirmesini ama sonuçta zaten bu hikayenin bitmesi, işin gerçeği bu. Hangi dönemdeydi? İşte 2000'lerin başıyla 2013'lere kadar bizde de ciddi anlamda bir ilgi vardı hisselere, yurt dışı piyasalarda, ama yabancı ilgisinin azalmasıyla birlikte artık bizim de bu MSCI'den maalesef oranlarımız çok düştü. Ama şunu da söylemek lazım. Bunlar şu örnekle vereyim. Yani bunlar çıkartıldı, çok ciddi satış yer gibi bir algı da oluşmasın. Genelde böyle bir algı oluyor. Şunu da hatırlatmak lazım. Bundan önceki dönemde mesela Arçelik çıkartıldıydı ve çıkartıldığı gün en düşük seviyeydi. Yaklaşık 15'ten falan çıkartıldıydı. Arçelik'in geldiği seviyede bana da hafta içerisinde bir birkaç soru geldi. Hani bunlar satış baskısı görür mü vesaire. Özellikle o yüzden bunu söylemek istedim. Dediğim gibi biraz daha temele bakmak lazım. Arçelik örneğini de o yüzden verdim ama MSCI'den artık dünya piyasalarından biraz daha ayrışıyoruz biz maalesef. Yabancı ilgisi oldukça düşüyor. Yani genel soru da zaten oradan kaynaklı gibi gözüküyor. Aslında yine sorulardan devam ediyor olacağım. Bu Kanal İstanbul soruları var. Kanal İstanbul yapılır mı? Yapılırsa hangi sektörleri etkiler gibi ya da birden çok sektör etkileyebilir algısı var. Burada açıkçası söylemek gerekirse hani Kanal İstanbul sözü her gündeme geldiğinde GEO sektöründe, çimento sektöründe, yani Taat grubunda vesaire önemli hareketler gördük. Bunlar hep geçici oldu ama artık bana kalırsa hani kaba bir tabirle zurnanın son deliğine geldik gibi geliyor. Yani bu yıl muhtemelen süreçle ilgili daha somut bazı şeyler görecek gibiyiz. Açıklamalar o yönde. Yani burada elbette bizim içsel bir bilgi bilmemiz söz konusu değil. Sonuçta buna karar verecek olan siyaset, ama benim okuduklarım ve izlediklerim hep şu yönde gerçekleştiriliyor. Belki kanalın kazı süreci başlamayacak bu yıl ama o kanal üzerinde planlanan köprülerden bir tanesinin en kötü ihtimalle temel atma töreni yapılacakmış gibi bir söylem var ve bu yaz aylarında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda da projenin başlangıcı olarak, miladı olarak kabul edilebilir ve o süreçte belki yine bir dönem GEO sektörü içinde özellikle o bölgede ilgilenenler ya da çimento sektörü, belki biraz Taat grubu,
demir çelik belki vesaire. Bu taraf gündeme gelebilir. Yani bir hareketlilik oluşabilir kanaatindeyim. Ama dediğim gibi orada nihai karar verici siyasi set, yani siyaset kurumu. O nedenle her an her şey de değişebilir. Yani bu olasılık var ve bence benim gördüğüm kadarıyla açıklamalarda bu olasılık arttı. Yani bu sene Kanal İstanbul'un fiili olarak, yani o en azından köprü temel atması vesaire şeklinde bir çalışma başlanması olası gözüküyor. Ama hisselerin finansallarına buranın yansıması çok çok uzun zaman dilimi alabilir. Yani öyle birkaç yılda, 3-5 yılda sonlanacak bir hikaye olmayacak gibi geliyor orası bana. Bu açıdan yine kısa vadede çok hızlı getiriler olursa bunu realize etmekte fayda olur diye düşünüyorum ben. Senin bu konuda söyleyeceğin bir şeyler var mı bilmiyorum. Ya şöyle, köprü meselesi Haziran'da, dün okudum yanılmıyorsam, Haziran'da ilk köprü temeli atılacakmış yani başlangıç olarak. Ama geçen hafta da okuduğum kadarıyla şunu şeydi, Türk bankaları bu finansman konusunda pek istekli değil. Belki süreç uzayabilir, yani yurt dışı finansman bulması da gerekebilir. Orada belki süreç, başlangıç süresi bir miktar uzayabilir gibi geliyor bana. Ama hükümetin kararı çok net, yani başlanması yönünde. Biraz önceki yorumlarımız üzerinde Kürşat Bey, Üzeyir Bey kendisinde bu lisanslar olduğu için aslında kendini anlatıyor demiş, ama aslında sektör bu lisanslar olanlar üzerine kurulu. Yani artık sektörde örneğin türev araçlar lisansımızın olması, düzey 3 lisansımızın olması bir tercih sebebi olmaktan çıktı. Yani bu artık asgari standart. Evet. Yani bu lisansa sahip değilseniz zaten bu alanda çok fazla ilerlemeniz mümkün değil. Herhalde bizde de çalışanların hani belli yetkinlik için, mesela operasyon için operasyon lisansı olan var, işte başka iş için başka iş lisansı olan var, ama personelin çok büyük bir kesimi zaten bu lisanslara sahip. Sadece ben kendi birimimdeki tüm arkadaşlarımızda zaten bu lisanslar var. Bu dediğim gibi bir ayrıcalık değil, zorunluluk artık. Eskiden bir ayrıcalık gibi gözüküyordu ama şu anda lisans olması bir zorunluluk. O nedenle çok hani kendimi anlatmıyorum aslında. Sektörün belki %80, %70, %80, %90 artık bu seviyede diyebilirim. Burada sorulara baktığımızda Çin krizinin otomotiv sektörü için etkisi var. Belki sektörleri konuşmak burada biraz faydalı olabilir. Yani aslında soruları birleştirerek sorayım. Bir çip krizinin otomotiv sektörü için etkisinin çok süreceğini düşünüyor musunuz sorusu var. Bir de şöyle bir soru vardı. Benim çok hoşuma gitti. Mesut üstlerde kaldı. Ona bakıyordum, bulamadım ama. Bazı şirketlerde anomaliler var diyor. Yani örneğin bir Froton'un fiyatlamasına bak. Bir Koç Holding'in fiyatlamasına bak. Bir İş Bankası'na bak. Bir Şişe Bank'a bak. Yani Şişe Bank demiş. Şişe Cam'a bak. Yani bunlar aslında birlikte değerlendirilebilecek, cevaplanabilecek sorular. Yani senin de bu konularda ilaki söyleyeceklerin vardır. Yani ben de bunlara dikkat ediyorum. Yani benim söyleyeceğim sadece şu olur. Evet, bu anomaliler var. Bu nedenle de yönünüzü ucuz kaldığını düşündüğünüz şirketlere çevirin. Yani benim örneğin Ford mu, Koç Holding mi desen gözüm kapalı Koç Holding diyebilirim. Çünkü görece olarak uzun vade için yatırım açısından düşünüyorsanız çok daha iskontolu Froto'ya göre. Ya da İş Bankası'nı şişeceğim mi deseniz, gerçi ikisi de çok iskontolu. Yani bankacılık komple iskontolu. Onunla ilgili de bir grafik göstereceğim zaten, ama hani orada genel bir iskonto zaten söz konusu. İş Bankası zaten ekstra iskontolu, ama şişeceğim'in de hala iskontosu var. Bu açıdan dikkat ettiğimizde hani senin bunlarda söyleyeceklerin neler olur ekstradan? Ya evet, anomali çok. Yani bu son dönemde temelle momentum. Yani son bir sene, yani pandemiden beri temelli momentum hisseleri oluştu. Yani temel hisseler, temeli dayalı hisseler gitmiyor, ama bir hissede de momentum varsa gidiyor. İşte Ford Otosan olsun, birçok hisse var. Yani bunları yaşıyoruz maalesef. Ve bir süre daha yaşayacağız gibi gözüküyor. İşte Üzeyir Bey'in de söylediği gibi artık biraz daha böyle ucuz, yani temeli, çünkü artık zirvelerden bir dönüş görmeye başladık gibi gözüküyor. Özellikle BIST 100 dışı hisselerde son dönemde çok ciddi getiriler vardı. Yani 2019 Temmuz'undan pardon Eylül'den sonra ciddi getiriler vardı. Artık biraz daha aşırı fiyatlanmış hisselerde geri çekilmeler gözüküyor. Benim gördüğüm ve yatırımcılar en çok bu soruları soruyor çünkü.
artık biraz daha sanki o anomali sanki normali dönecek gibi gözüküyor ama bir miktar daha bir süreç tabii ki geçecek gibi gözüküyor. Yoksa dediğiniz gibi yani çatı şirket Koç Holding ama piyasa değerine baktığınız zaman bir ara şey vardı Üstad hatırlarsan Kent şirketi vardı. Kent evet, evet. Herkesin sorduğu yani. Yani bütün borsayı topladı veya QNB Bank. Yani bütün bankacılık sektörünün 5 katı civarında bir piyasa değeri vardı. Dönem dönem bunlar oluyor maalesef. Yani burada o fiyatlamalarda gerçekten çok güzel örneklerdi. Kent, QNB evet. Vesaire. Ben orada mesela Kent'le ilgili çok güzel bir sosyal medya yorumu görmüştüm. Şey demişti. Kent'in de çok sevdiğim bir ürünüdür bu arada. Tofita. Kent Tofita madeni buldu herhalde falan gibi bir şey çıkmış. Aynen. Çok hoşuma gitmişti o söyle. Gerçekten bazen yatırımcılar da hani buralarda çok saldırgan da olabiliyorlar. Yani yatırımcı uyarmaya çalışıyorsun. Mesela diyorsun ki ya bak Türkiye'de Garanti Bankası var, Akbank var, Yapı Kredi var. Tamam QNB Bank da bankacılık olarak büyük oyunculardan bir tanesi ama şimdi piyasa değeri olarak baktığın zaman diyorsun ki işte QNB Bank örneğin garantinin şu kadar katı olamaz. Ya da işte şu seviyeye gelemez. Ya da en kötüsü Kalkınma Bankası. Biliyorsun bir süre çok agresif fiyatlanmalar vardı. Yani yatırımcıya bunu anlatmaya çalışın ama yatırımcı öyle bir inanmış durumda ki hatta yeri geldi mi? Bunu söylüyorsun, hisse düşüyor, sen düşürdün diyor. Ya bir yatırım danışmanının, bir yatırım danışmanlığı biriminin, müdürünün, ekibinin ya da Türkiye'deki herhangi bir kurum söyle. Yani işte herhangi bir birimin. Burada ne kadar büyük bir etkisi olabilir? Yani ben dedim diye piyasa bunu satıyorsa zaten aklına şaşmak lazım. Yani o ayrı bir konu ama çok enteresan saldırılar geliyor. İnsanlara uyardığın zaman işte bu yanlış anlaşılıyor. Bunu böyle yaptınız, siz yaptınız. İşte siz yükseltiyorsunuz, siz düşürüyorsunuz. Ya bu sektörde ben hep şunu söylüyorum. Yani bu sektördekilerin işte televizyonlarda gördünüz ya da biz buraya çıkıyoruz, geliyoruz. Mesela biz şirket çalışanlarıyız. Yani sektör çalışanlarıyız ve bu sektörün emekçileriyiz. Yani sektör bir yeri gelsin ki sektör iyi olsun ki biz de iyi olalım. Yani bunun derdiniz. Ama işte sen düşürdün, sen yükselttin, sen yapıyorsun, sen ediyorsun. Hani bu söylemler çok enteresan gelebiliyor. Bu tarz konularda da çok saldırgan olunabiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Biraz hani sen bu hisseleri söyleyince aklıma direkt o geldi. Çünkü ben de sosyal medyada bu konularda çok muzdaribim. Ben sosyal medyadan hiçbir şekilde hisse sorusuna cevap vermiyorum. Onu söyleyeyim. Yani genel bu prensibim. Bugüne kadar hiç cevap vermiyorum. Çünkü karşımdaki insanı tanımıyorum. Nasıl bir psikolojisi olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bazen cevaplamadığımız için, bazen de hani bu tarz uyarıları yaptığımız için çok ciddi eleştiriler alabiliyoruz ama inanın en azından şunu söyleyeyim çok net bir şekilde bu sektördeki çalışanların birçoğuna da kefilim. Orada bir şeyin anormal gittiğini düşünüyorlarsa, yorumlar yazılıyorsa sektör çalışanları üzerinde bunu söylüyorum. Gerçekten bir yanlış gördükleri için yazıyorlar. Yani sektörde çalışıp burada burayı manipüle etmeye, suistimal oluşturmaya bulaşabilecek kişi sayısı bir elin parmağını geçmez. Ama bu sektör çalışanlarıyla sektör dışında asıl amaçları zaten bunu manipüle etmek ve para kazanabilmek kişiler arasındaki bu ayrımı iyi yapabilmek lazım. Yani buna dikkat etmek gerekiyor aslında. Ben hep şunu söylüyorum. Yani örneğin burada Kent dedik, QNB'yi dedik, Kalkınma Bankası dedik. Hani bir zamanda Beyaz Filo'ydu vesaire birçok hisseyi sayabiliriz böyle. Buralarda inanılmaz bir şey oluyor. Mesela yorumlar oluyor. Buralara giren yatırımcı oluyor ve zarar ettiğinde de dönüp aracı kurumlara ya da çalışanlarına vesaire sorumluluk katmaya çalışıyor ama ben hep şunu söylüyorum. Yani eğer değer kavramını bilirseniz yani hep başından beri örnek veriyorum. Şu telefonun 2000 liradan fazla hiçbir koşul altında etmeyeceğini biliyor olursanız bu telefonu biri size 10 bin liraya satmaya çalışıp ve bu telefon 20 bin liraya gidecek dediğinde belki gidebilir de. Belki gidebilir. Bak bunu da olasılık dışı görmemek gerekiyor. Çok anormal fiyatlamalar gördük. Ama eğer siz şu telefonun 10 bin lira etmeyeceğini biliyor ama 20 bin liraya birine satacağınız umuduyla alıyorsanız ya siz mağdur olacaksınız ya bir başkasının mağduriyetinin vesilesi olacaksınız. Ya mağdur eden ya mağdur olan olacaksınız. Yani biz hep bunu diyoruz. Yani burada tek yön değil. Piyasada her şey para kazanmak anlamıyla değil. Yani ben piyasa kazanacaksak da bunun da piyasa ahlakı içinde, edebi içerisinde ve gerçekten hakkaniyet içerisinde kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu bir başkasının cebinden para çalmak,
bir başkasının hırsızlığına iştirak etmekten farklı bir şey değil. WhatsApp grubundan bize söylediler, yükseltiyoruz. Şuraya gelince şunlara satacağız. Hani piyasa tabiriyle malı çakacağız. Tamam, bugün onları mağdur ettiniz, yarın siz mağdur olacaksınız. Yani bu değişmiyor. Döngünün sonunda hep mağdur olan tarafta oluyor olacaksınız. Onu da ifade etmiş olayım. Yeri gelmişken burada serzenişimi de dile getirmiş olayım. Senin söyleyeceklerin var mı? Sesli kapatmıştım da o konuda yok ama yani var da şurada bir İsmail Bey'in bir sorusu var. Bu açığa satışla ilgili. Yani son dönemde çok soru geldiği için ve yanlış bilgilendirmelerde olduğu için piyasada ona bir cevaplamak isterim. Bilmiyorum gördün mü İsmail Subakan. Ha, evet gördüm. Şu, son zamanlarda bir açığa satış konusu gündemde ki bu halka arzla ilgili bir işlem sonrasındaydı. Bazı büyük spekülatörlerin hisseleri aracı kurum vasıtasıyla sattığı, bunu engellemek için hisselerinizi bloke ettirin gibi söylentiler var. Görüşünüz. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Bloke ettirin. Hiçbir şey fark etmez. Yani bloke ettirmeyin demenin bir anlamı yok. Bloke ettirin. MKK'da çok kolay da bunu yapabiliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Ama şunu öncelikle bilin. Birincisi açığa satış zaten tebliğ ile birlikte belirlenmiştir. Listeli içerisinde oluyor. Pandemi döneminde zaten kısıtlamalar vesaire vardı. Her neyse hiçbir şekilde sizin sözleşmeniz olmadığı sürece bir spekülatör değil herhangi bir yatırımcı aracı kurumdan açığa satış yapamaz. Yani insanlar da şöyle bir algı oluyor. Bir açığa satış yapması için elinde hissesi olmuyor, aracı kurumdan satış yaptırıyor ve burada benim hissemi kullanıyor. Öyle bir şey yok. Açığa satışta tebliğe uygun şekilde açığa satışı yaptığınız sürece bir gün sonra veya kullanacağınız T+2'de kaç gün kullanacaksanız artık ödünç piyasasından bunu talep edersiniz. Bunun için de zaten ödünç piyasasında ya Matrix ekranından bile izlenir. Yani sizin bloke ettirmeniz bir yatırımcının açığa satışını engellemez. Çünkü eninde sonunda bir talep gelecek. Neden? Açığa sattıktan sonra ödünç piyasasında bunu veren kişi de, ödünç veren kişi de karşılığında bir faiz alacak. O nedenden dolayı son dönemde siz de söylemişsiniz, çok söylentiler var. Şöyle bir algı oluştu piyasada bir anda. Biz hisselerimizi blok ettirdiğimiz zaman MKK'da açığa satış ortadan kalkacak. Açığa satış olmayınca piyasada düşmeyecek veya hissede düşmeyecek. Böyle bir şey yok. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Ama kendinizi güvende hissetmek için blok ettirin. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde hani prosedüre uymayan ya da tebliğe uymayan şekilde açığa satış yapılan kurumlarda da ki o bu tabire yine uymuyor onu söyleyeyim. Hani tabii, kurumlar bazı müşterilerin işte açığa satış işlemleri yaptığı görülüyor. Hani başkasının hisse senedini zaten ondan izinsiz almak vesaire bu gasp etmektir zaten. Ona yani. Zaten SPK burada mülkiyeti korunma konusu tarafında hani suç duyurusu da bulunur vesaire ama hani mevzuatı izin verdiğinin dışında sehven ya da yanlışlıkla yapılan halka açığa satışlarda bile SPK çok büyük cezalar verdi. Hatta geçtiğimiz dönemlerde kurumun bir tanesinin tüm işlemlerini brüt takası aldı. Yani kurum işlemlerini brüt takası aldı. Yani burada SPK'nın aracı kurumlar buradan 3 kuruş para kazanacağız diye şey yapacağız diye kendi itibarlarını da riske atmazlar. Yani ne SPK nezdinde o cezayı göz önünde bulunduramazlar. Yani bu yanlış bir algı. Bunu da ifade etmiş olayım. Bazen mevzuatı aşacak şekilde sistemsel eksiklikler ya da bir yatırımcının suistimali burada satış açığa satış yapılabiliyor ama sonrasında çok büyük cezalar gözüküyor. Yani bunu hepimiz gördük. Yani bu bir kişinin işlemini, iki kişinin işlemini yani bir elin parmağını geçmez ve sonunda da çok sağlam cezalar geliyor bu tarafa. İkincisi de şunu söyleyeyim. Yani açığa satış hep öcü gibi görülüyor ama ben buna da çok katılmıyorum üstad. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama sonuçta açığa satan niye satar? Düşüşten para kazanmak. Biraz düşüş olunca bu sefer kar edebilmek için ne yapması lazım? Alış yapması lazım. Piyasayı dengeler. Şimdi açığa satış yok. Adam açığa satış yapamıyor. Düştüğü zaman da o açığa satışı kapatacak, alımı yapacak bir şey de yok. Gerekçesi de yok. Bu sefer kimse almıyor, satmıyor. Düşüş hop şelale gibi aşağı serpişebiliyoruz. Yani belki ilk anda olumsuz etkileri görülebilir ama totalde bakınca ben açığa satışı
aslında piyasanın kendisini dengeleyen, düşüşleri de sınırlayabilen etkisi olduğu kanaatindeyim. Çünkü açığa satışçılar bir de şöyle değil. Yani bugün açığa satış yapalım, 3 ay sonra bakarız duruma göre kapatırız değil. Açığa satış yapıyor, kârı gördüğü anda tekrar alımları girip piyasaya likitte sağlıyor. Ve piyasanın düşüşünü de yavaşlatan etkiler de oluşturuyor. Yani ben bu açıdan bu açığa satışın öcü gibi değerlendirilmesine de çok doğru yaklaşmıyorum. Ha şu olabilir, piyasanın çok belirsiz olduğu dönemlerde geçtiğimiz haftalar, aylarda Merkez Bankası değişiminden sonra, başkan değişiminden sonra yapıldı. Yani o gün sabah dendi ki şu hisselerde açığa satışlar yasak, şunlar yasak. O gün, ertesi gün bir daha dendi, bugün de yasak. Sonraki gün bir gün daha yasak dedi ve sonra piyasa dengeye girdikten sonra açığa satış tekrar o listeli hisselerinde normale döndü. Yani piyasanın dengesini bence bozmadı. Yani bence uygulama tarafındaki en başarılı uygulamalardan bir tanesi buydu. Yani sonsuza kadar devam edecek algısı verilen bir açığa satış işlemi verdiğiniz zaman piyasadaki denge bence bozuluyor ki geçtiğimiz dönemde işte biz 30 dışındaki şirketlerde, biz 100 dışındaki şirketlerde bu döngünün ciddi bozulduğunu gördük. Ve maalesef o tarafta ben hala uzun vade için çok ciddi mağduriyetlerin oluşabileceği kanaatindeyim. Ve bu mağduriyetlerin oluşma sebebi de ileride bir gün açığa satışın gelmesi olmayacak. Yani orada göz göre göre mağduriyet oluşumu çağırıyor. Yani o hisse senetlerinin büyük bir kısmı bu fiyatlarında kalmayacak. Belki çocuklarınız görür bir daha bu fiyatları ama bunu açığa satışla ilişkilendirmek de bana kalırsa çok doğru değil diye düşünüyorum. Onu da ilave etmiş olayım. Senin söyleyeceklerin varsa. Son söyleyeceğim şu. Hani biz 100 dışındaki hisselerde veya spekülatif bazı hisseler oluyordu. Açığa satış konusunda aynı fikirdeyim. Yani piyasayı dengeleyici. Biz hani söylüyoruz ya anomali çok ciddi anlamda yükseliş bir daha görmeyeceği seviyeleri veya hak etmediği seviyeleri gördü diye. Eğer açığa satış olsaydı o hisselerde örnek olarak söylüyorum. Bir şekilde şöyle düşünün. Sizin bir eviniz var veya arabanız var 100 bin TL. Ben gelip o arabayı 500 bin TL versem bana satmaz mısınız? Hemen satarsınız. Neden? Çünkü ciddi anlamda ciddi bir para verilmiş oluyor. Şimdi açığa satışı da işte 10 liralık hisse 200'e giderken orada açığa satış olsaydı eğer dengelenme olacaktı. Mağduriyetler, en çok mağduriyetler buradan oldu. Olacaktı. Zehir Bey de söyledi zaten. Hiç göremeyeceği fiyatları gören hisseler var. Ama açığa satış olsaydı eninde sonunda yatırımcılar aya bunun artık bu değeri bu kadar olmayıp deyip orada açığa satmaya başlardı ki bu da bence ileriki dönemde bu özellikle bilinçsiz yatırımcının neye yatırım yaptığını bilmeyen yatırımcının bu zararlarını engellemiş olacaktı. Ama onu kaçırdık. Genelde o yüzden dikkatimi çekti. Genelde insanlar açığa satış bir düşüşte açığa satışçılar hemen şey yapar ama bence o yanlış bir düşünce diye düşünüyorum ben de. İsmail Subakan'ın bir sorusu daha var. Ona da değinmek istiyorum. Çünkü bu benim çok üzerinde durduğum ve anlatmaya çalıştığım sorulardan bir tanesi. Hocam genelde piyasa değeri defter değerinin düşük dolara olanlara yönlendirme oluyor. Tamam bu kural olarak doğru. Sektörel bazda biz de bu değerin ucuzunu tercih ediyoruz ama bakıyoruz yüksek olanı uçup gidiyor demiş. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani piyasadaki en büyük yanılgı bu. Piyasa değeri defter değeri düşük olan şirket ucuzdur diye bir şey yok. Yani bu bilgiyi bir kere kafanızdan atın. Maalesef bunu anlaşanlı piyasa dergilerinde, anlaşanlı piyasa yorumlarında, anlaşanlı kurumların uzmanlarında gördük. Piyasa değeri, defter değeri düşük olması demek bir şirketin ucuz olması anlamına gelmiyor. Şimdi bir şirket düşünün. Senelik öz sermaye karlılığı eksi %30. Yani her sene öz sermayesinin %30'unu yiyor. Bu şirketin piyasa değeri, defter değeri rasyosunun 0.30 olması ucuz olduğu anlamına gelmez. Normal şartlarda ne olur? Her sene %30'unu sermayenin yiyen bir şirket 3 yılın sonunda, 4 yılın sonunda sermayeyi sıfırlamış olur. Zaten 3 yılın, 4 yılın sonunda sermaye kalmayacağı için, öz sermaye kalmayacağı için piyasa değeri, defter değerinin orada bir anlamı olmaz. Ne olur? Yeni bedelli sermaye arttırımı gelir. Şirket yatırımcıdan tekrar para tırtıklanır vesaire. Piyasa değeri, defter değeriyle öz sermaye karlılığını ilişkilendirmeden yapılan tüm yorumlar yanlış. Aksi takdirde şunu söyleyeyim. Yani Excel'e biz tüm şirketlerini çek. Piyasa değeri defter değerlerini sırala. Bunu Excel'de yaptırmak ortalama 30 saniye ile 1 dakika arası bir zaman alır.
Bunu büyükten küçüğe sırala dediğin zaman da işte o Excel'in hızına göre 40 saniye olsun toplamı. Bizde 1 dakika olsun. Şimdi düşünün, 1 dakikada yapılabilecek bir sıralamayla analiz yapıyorsunuz. Neymiş? Bunun piyasa değeri, defter değeri küçükmüş. Piyasa değeri, defter değeri küçüktür ama şirketin karlılığı yoktur, eksidir. Şirket zarar eden bir şirkettir, ondan dolayı düşüktür. Ya da bir şirketin piyasa değeri, defter değeri rasyosu 5'tir, 8'dir. Yani 5 olan pahalı diyemezsiniz. Yani öz sermaye karlılığı bir şirketin %60, %70 ise, %50 ise piyasa değeri, defter değeri rasyosu rahatlıkla 5 olabilir. İlla ki şirketler defter değerinden satılacak diye bir döngü yok. Yani öyle olsa borsada herkes defter değerinden satılır. Piyasa değeri, defter değeri herkesin biri olur. Ama bir bakıyorsun bir tanesi 0.30, bir tanesi 8-10. Yani 8-10 olana pahalı dediğin zaman işte atıyorum Türk Traktörü, Ford'u, işte 4 olan, 5 olan Tofaş'ı vesaireyi, zamanında Ege Endüstrileri, Hektaş'ları vesaire, hiçbirine el süremezdiniz. Çünkü bunlar hiçbir zaman 3'ün 4'ün altında piyasa değeri defter değeri rasyosuna gelmedi. Ya da 2'nin altında piyasa değeri defter değeri rasyosuna gelmedi. Neden? Bu şirketler zaten karlıydı. O açıdan şunu söyleyeceğim. Gedik Yatırım'ın internet sitesine girin İsmail Bey, siz de. Yani diğerler için de bunu söyleyeyim. Orada raporlar, bültenler bölümünde öz sermaye karlılığıyla öne çıkan şirketler raporumuz var. Öz sermaye karlılığının ne olduğunu, piyasa değeri de orada anlattık. Yani mutlaka o raporları bir okuyun. Gerçekten bizim piyasanın çok büyük cehaleti, maalesef sektör çalışanları ya da sektöre yönelik yorumlu analiz yapanların da birçoğu bu konuyu bilmiyor. Yani piyasa değeri, defter değeri, küçükleri sıralayıp buradan portföy oluşturanlar var. Bu çok büyük bir cehalet. Böyle yaptığınız zaman piyasanın ne kadar zarar eden hırdavatçısı, zerzavatçısı var, bunları bulursunuz ve bunlara yatırım yaparsınız ve ciddi risk almış olursunuz. Buna mutlaka dikkat edin derim. Bunu da ifade edeyim. Bu piyasa değeri, defter değeri, bu öz sermaye... Üzeyir Bey herhalde hattan gitti. Yayınımız mı problem oldu yoksa Üzeyir Bey'den mi problem oldu, onu tam anlayamadım. Sesim geliyor mu benim? Yayın devam ediyor mu? Onu da göremiyorum şu aşamada ama. Tamam, herhalde evet. Şimdi Hasan Bey'in dijitaldeki arkadaş yazdı. Yayın devam ediyormuş. Ben birkaç soruya... Evet, Üzeyir Bey de geldi. Bir bakalım tamamlayacaktır. Evet, bir kopma oldu herhalde. Dijital evet. Tarafta. Şu an geliyor mu acaba sizin? Geliyor Üstad. Tekrar döndük herhalde. Evet evet, geliyor Üstad, sesim ve görüntüm geliyor. Burada nerede kaldık bilmiyorum ama bu piyasa değeri, defter değeri, öz sermaye karlılığı demiştik. Yani bu tarafta gerçekten bu ikisini beraber değerlendirmek lazım ve bu bağı kurmadan işlem yapmamak lazım. Yani piyasa değeri, defter değeri rasyosuna göre. Bana kalırsa en önemli rasyolardan bir tanesi bu. Piyasa değeri, defter değeri rasyosunu öz sermaye karlılığıyla ilişkilendiremeden yorum yapıp buna göre hisse almak bence en riskli konu. Buna bir kez diye düşünüyorum. Herhalde internet altyapısı artık hafta sonu bayram tatil olması nedeniyle de oldukça sıkıntılı geçiyor herhalde. Biraz böyle sıkıntılar da oluyor. Yavaş yavaş toparlayalım derim Üstad. Tamam, sen de tabii dönebilirsen. Zaten şu an Mesut Bey hattan düştü herhalde. Ben devam edeyim. Yok, ben de hattayım Üstad. Aydın Kara, bir şirketin piyasa değeriyle yukarı aşağı oynayanları, spekülasyon yapan şirket ya da bireysel insanlara verilen ceza sizce yeterli midir? Üzeyir Bey de tekrardan hattan düştü. İsterseniz bu Aydın Bey'in sorusunu okuyordu. Ben de ona bir cevap vermeye çalışayım, okuyup ondan sonra da yavaş yavaş yayınımızı da bitirelim. Aydın Bey'in sorusu neredeydi? Evet. Bir şirketin piyasa değeriyle yukarı aşağı oynananların
spekülasyon yapan şirket ya da bireysel insanlara verilen ceza sizce yeterli midir? Soruyu çok anlayamadım ama herhalde şunu söylüyorsunuz. Piyasa değeriyle yani şirketin değerleriyle oynayan bu spekülatörlere verilen cezalar yeterli mi değil mi? Bunlar SPK'da zaten belli limitleri vardır. Ve onlara göre de cezalar verir. O yüzden yeterli midir değil midir? Yeri geliyor. Bazen evet yetersiz de olduğu oluyor ama sonuçta ceza cezayı müeydiye göre cezalar zaten bellidir. O açıdan da normal karşılamak lazım. Eğer sorduğunuz buysa çok anlayamadım soruyu ama spekülasyonda şirket ya da bireysel insanlara şirket dediğiniz zaman eğer yapılan şirketse onlar zaten çok fazla bir şey gelmiyor. Cezai yaptırım gelmiyor. Ancak içsel bilgilerden dolayı kaynaklı bir şey varsa kapı açıklanmayan ondan dolayı geliyor. Evet. Soru şöyle yani gerçekten son dönemde SPK inanılmaz yoğun bir şekilde ceza kesiyor. Yani bunu görüyorsunuzdur ve bence cezalar da geliyor. Yani azımsanmayacak rakamlar var. Ama burada şu var. Bir SPK'nın burada bir suç oluştuğunu tespit etmesi için biz görüntü gitti ama sen git geldik herhalde. Son soru olsun bu çünkü internet evet. Buna müsaade etmeyecek herhalde daha fazla. Yani burada gerçekten cezalar veriliyor. Ama işte zamanlaması tartışma konusu oluyor vesaire ama bir SPK'nın burada suç olduğunu tespit etmesi lazım. Yani işlemin olduğu an cezayı veremez çünkü orada bir suç olduğunu tespit etmesi lazım. Suç hareketi gördükten sonra kazanılan tutarı gördükten sonra onunla ilişkili düzenlemelere göre cezaları veriyor. Ben bu konuda SPK'nın son dönemde oldukça iyi gittiği kanaatindeyim. Yani cezalar konusunda caydırıcılık olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan bu taraf var. Şirketler tarafında da şunu söyleyeyim. Yani her hissesi çıkan şirketin işte patronu ya da her hissesi düşen şirketin patronu yani bu niye düştü, bu niye çıktı? İnanın birçok şirketin patronu vesairesi de şirketin hissesiyle çok da yakından ilgili olmayabiliyor. Yani bu açıdan piyasadaki derinliğine bakmanızda genel işte halka açıklık oranı vesaire gibi kriterleri tespit etmenizde bence fayda var. Yani örneğin Kalkınma Bankası'nın listesini Kalkınma Bankası yönetimi mi düşürüp çıkardı? Yani ya da QNB Finans Bank'ın listesini QNB Bank'ın göz önünde bulundurmak lazım. Halka açıklık evet maalesef Üzeyir Bey tekrardan hattı düştü. Yayınımızın da sonuna bir saatlik bir yayın planlamıştık. Bir saatte geçen bir yayınımız oldu. Üzeyir Bey sürekli hattan düşüyor. İsterseniz yayınımızı da yavaş yavaş kapatalım. Üzeyir Bey tekrardan gelmeye çalışıyor şimdi. Son sözlerini der gelirse son sözlerini de söylesin. Sonrasında da evet. Altyapımızda bize artık bitirin diye uyarılar veriyor gibi. Mesut Tas da geliyor. Ben bu arada diyeceklerini söylesin. Öncelikle bu bayram günü bize zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına hem şirketim adına hem de inşallah Mesut bağlanır onun adına da çok evet. Teşekkür ediyorum. Dijitaldeki arkadaşlarımıza demekleri için teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemlerde yeni yayınlarda görüşmek üzere diyorum ben. Pazar günü Mesut Kurt yarın saat 5'te hisse senedi sorularını cevaplanacak bir yayını gerçekleştiriyor olacak. Pazartesi günü de biz sabah saat 11'de haftaya bakış yayını gerçekleştiriyor olacağım ben. O yayınlarda da tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. İnşallah Mesut da bu süreçte girebilirse onun da vedasını yapmış olur. Ben onu da bekliyorum zaten. Açıkçası. Ben hattayım Üzeyir Bey zaten. Sizi de duyuyorum. Herhalde sizde sıkıntı olunca benim herhalde bağlantısını gerçekleştiriyor da. Dijitalde çünkü dijitaldeki arkadaşlar hatta olduğumu söylüyor. Her neyse Üzeyir Bey de bahsetti zaten. Katılımınız için bu bayramda katılımınız için çok evet. Çok teşekkürler. Fatih Bey'in, Mesut Bey'in de yüzünü gördük bize yeter. Çok teşekkürler Fatih Bey. Çok sağ olun. Katılımınız için çok çok teşekkürler. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar, iyi tatiller tekrardan. Bir
Evet, gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günler.